Sevgili satranç severler, yeniden birlikteyiz. Çetin Sel'i uğurladık. O Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uçağı var saat 2'de. Onu uğurladıktan sonra şimdi belki Mert Yılmaz Yerli bize katılacak ilerleyen dakikalarda. Şimdi biz tekrardan ikinci masaya gidiyoruz. Emirhan Tarlabaşı, Melih Yurtseven mücadelesine gidiyoruz. Burada kale B8'e A4 sürdü Emirhan. A6'ya fil E2, aynen Mert'in dediği gibi B5 sürüşünü kontrol etmek istiyor. İyi de bir hamle. Şimdi burada kale E8'e F5 biraz bana ilginç geldi. Neden diyeceksiniz? Yani kötü demeyeyim. Çünkü bu tip formasyonlarda beyaz E5 sürmeye çalışır. F5 sürüyorsa muhakkak bir şah kanadı ata planlıyordur. Ama tabii ki burada bir de ayrı zamanda F5 sürüşünden sonra E5 karesini boşaltıyor bu sürüş ata. Ki bu at için bu kare çok güçlü ve çok iyi bir kare. Bakalım nasıl devam etmiş siyah. Hemen atı E5'e oturmuş ve H4 sürmüş. Evet, buradan bu şekilde bir hücum planlıyormuş Emirhan. Yani H4, H5 ve orada şah kanadını iyice zayıflatıp o kanattan hücum yapmayı planlıyor Emirhan. Şimdi kale F8 oynamış. Vezir D2 fil H6 fikriyle oynuyor. Fili de kesip iyice şah kanadını zayıflatmak. Ve bunun üzerine Melih hemen taşlarını şah kanadına transfer etmek istiyor. Atı E8'den F6'ya gitmeyi planlıyor. Artık burada ciddi bir beyazların şah kanadında bir inisiyatifi var. Dikkat ederseniz siyah vezir kanadından herhangi bir piyon sürüşü gerçekleştiremedi. Şah kanadından da bir sürüş gerçekleştiremiyor. Yani beyazları bekliyor bir yerde siyah. Bir hamle yaptı ama ne yaptı acaba? F4'e fili gelmiş galiba. Fil F4. Bunu neden oynadı? At F6'ya vuracak mı acaba? Fil F4. Ya da belki at F6 oynayınca belki G4 süremiyor da şu anda. Evet, G4 süremiyor. G4 boşta. Almayı mı planlıyor bunu? Böyle bir formasyon. Daha sonrasında G4. Ya belki böyle bir şey planlıyor olabilir. Çünkü buradan sonra da siyahların biraz sıkışık durumu oluyor. Tabi burada hücum artık kolay hücum etmek artık siyahlar, yani beyazlar için çok da kolay değil ama siyahların iyice sıkışmış vaziyet. Belki at E8, at D6 gelebilir siyah. Siyah oyunu nasıl açacak? Şimdi yani hiçbir şekilde açması kolay gözükmüyor. Yani beyaz gerçekten oyuna hakim gözüküyor. Fil F4 de at F6'ya karşı büyük bir ihtimalle of atı vurmayı planlıyor Emirhan Tarlabaşı. Evet, beyazların bence bir üstünlüğü var. Çünkü siyahlar herhangi bir karşı ata şansı yok. Beyazların vezir kanadında atağını durdurmuş vaziyette siyahların atağını ve şah kanadına konsantre olup o kanattan hücum etme şansları var. Evet, bunu söyledikten sonra şimdi geçelim biz Ataberk Eren Selim Çıtak mücadelesine gidiyoruz. Orada bakalım neler olmuş. Evet, böyle bir pozisyon tabii ki yoktu. O farklı bir pozisyon vardı orada. O da şöyleydi. Fil E3, B4, at D5 oynamış. At D7, bunlar oynanmış. Fil B7, fil D4 almış. Onu da almış. Yani burada şimdi dikkat etmemiz gereken nokta şu. Bir tek zayıflığımız var. E7 piyonu. Gördüğünüz gibi kale mesela E1 geldiği zaman E7 piyonunu savunmamız gerekecek. Buna karşılık yalnız beyazın fili pek işlek bir fil değil. Gördüğünüz gibi kendi piyonlarının arkasında kalmış. Belki H4 sürü fil H3'ten oyuna girebilir. C2'yi kontrol etmek isteyebilir. Ama siyahın atı güzel bir at. Yani E5'e, C5'e, F6'ya birçok yere gidebilir. Ve aynı zamanda da B dikeyinden de C2 piyonuna baskı yapabilir. C dikeyinden de C2 piyonuna baskı yapabilir burada.
Tabii ki bu B4 piyonuna bir şekilde de iyi bir şekilde de kırışması gerekir siyahların. Ya bu piyon uzun süre burada duramaz. Ya burada durduğu müddetçe bir zayıflık olarak kalacaktır. Belki at C5 gelip B3 sürmesi, o piyonu kesmeye çalışması gerekebilir siyahların. Bakalım sonra kale A7 gelmiş. Kale B7 kesilmiş. At C5, H4. Evet, H4, H5 fikri bir şah kanadı zayıfladı diyor. B3, evet B3 sürmüş. Güzel bu. B3'ü şimdi C4 yaptıktan sonra bir hamle yapmış mı? B3, evet oynanmış. B3, C4, kale A8 ve kale E1. Kale A8. Nasıl bir fikir bulmak gerekiyor acaba? Siyahlara at C5 de çok güzel duruyor ama içeri bir giriş herhangi bir tehdit nasıl yapacak? D4'te de vezir çok güçlü duruyor. Bir de bu E1'deki kalede sürekli bir baskı yapıyor E7 piyonları. Yani bunlar beyazların artısı açıkçası. C5'teki at siyahın artısı. Belki bu piyon formasyonu da belki biraz siyahın artısı. Fakat vezirler ve kaleler durduğu müddetçe beyazların H5 fikri var. H5 ve daha sonra H6. Yani bu çok tehlikeli olabilir beyaz için. Eğer H5 yaparsa siyah, belki beyazların G4 şansı da var. Bu G4'ten sonra vezir alır G4 ve gene H5 fikirleri tehlikeli olabilir. Şah G7 oynadı mesela diyelim. H5'te de devam edebilir. Çünkü burası biraz şah kanadı zayıflıyor. Daha sonrasında kale E3, kale G3. Belki fili bir yerde E4'e gelmek olabilir. Yani burada kolay değil siyahların işi. H5 fikri kuvvetli bir fikir. Bu kale A8 hamlesini pek beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Belki burada veziri daha farklı bir yere gitmek olabilir diye düşünüyorum. At C5 de çok güzel duruyor gerçekten ama işe yaramıyor. Yani atı işe yarayan bir yere gelmesinde fayda var gibi duruyor. Yani mesela bu at F6'da dursa aslında sanki daha iyiymiş gibi duruyor. Çünkü H5 sürüşlerini engelliyor. Birçok şeyi engelliyor. Ve aynı zamanda belki de ileride C sütunundan saldırabilir. Yani atı E5'e gidip G4'lerden ya da D7'den E5'e gidip C4 piyonuna saldırabilir. Bu piyon da çünkü şu anda saldırıya açık bir piyon. Yani A8'e değil belki mesela C8'e gidebilirdi sanki. Çok emin değilim. Fakat kale C8'de flaş 3'ler var. Evet yani zor karar vermedi. Kale A8 oynadı. Belki de bu kaleyi atı buradan oynamak istiyordu. Ama şimdi kale E1 gelince yine atı oynayamıyor. E7 boşta. Bunu mu hesaplıyor acaba? Kale A2 gelsem, sonra at A4 gelsem ve sürekli oradan bir baskı yapsam. Ama tabii kale E2 ile tutuyor. Bir taşla daha basabilirsek düşecek o piyon. Ama bir taşla daha basamıyoruz. Kale E2 ile tuttuktan sonra. Bir de bu H5 de çok tehlikeli gibi duruyor. Gerçi H6 sürdüğü zaman belki F6 ile onu karşılayabiliyor ama gene de tehlikeli. Evet. Bakalım Selim Çıtak Ataberk Eren mücadelesi gerçekten güzel bir mücadele olmaya namzet. Onu oyuna tekrar döneceğiz bu oyuna biz. Şimdi Selim düşünüyor. Gidelim biz dördüncü masaya Ege Köksal Eray Kılıç mücadelesine. Ege Köksal er kazanıyor idi. Bu pozisyonda bırakmıştık. Oyun bakalım nasıl devam etmiş. Evet burada 3, 5, 4 piyon. Evet burada bir piyon kazanmış. Dediğimiz gibi birer kaybetmiş. Eray burada açılışta. Bakalım nasıl olmuş oyun hızlıca bakalım. At A5, kale C7, kale C8 baktığımız gibi olmuş. At C6 almış böyle bir. Aslında burada belki ters renkli filler at alır G3 oynasa iyi olurdu. Ters renkli fillere izin vermiş çünkü. Belki fil G5 niye gitmemiş bilmiyorum ama ters renkli fillere izin vermemesi gerekir diye düşünüyorum.
Ha belki fil G5'i. Yo oynayabilirdi fil G5'i. Niye oynamamış? Fil G3. O da almamış o fili. Aslında onu mutlaka almalıydı. Kaleyi bir de 7'ye indirmiş. Burada neden kaleciyi de oynuyor? Ha kaleciyi de oynayamıyor. Ama at alır G3 sonra kaleciyi de oynayabilirdi. Onu da oynamak istememiş. Peki. Evet bu çok kötü olmuş gerçekten. Artık bundan sonrası oldukça kötü. Yani bir taş kaybedecekmiş gibi duruyor yani. Bu kayıp durum gibi duruyor. Bu C6'daki yer çok çok güçlü ve bunu savunmak artık oldukça zor gibi duruyor. Siyah için. Alihan Demirbağ, Volkan Sevgi mücadelesine gidelim. Volkan az önce şey belirtti. Mert Yılmaz yerli belirtti. En iyi averaja sahip şu anda sporcumuz. 65 vuhoz averajı var. Yani bu maçı kazanırsa Türkiye Kupası'nı kazanma şansı var. Eğer Ataberk Eren örneğin Ataberk Eren Selim Çutak mücadelesi berabere biterse Ya da Selim kazanırsa. evet burada şimdi neler olmuş bakalım biz burada kalmıştık pek beğenmiyorduk durumu H5 At D5 oynamıştı E6 sürmüş At E3'ü de At E7 oynamış Volkan At G5 gelince de F6 atı kovmuş sonra B5 evet buraları mantıklı at alır F3 vezir alır F3 belki bu işte bu atı belki H3'e gitmeliydi yani o atı değişmemek için D4'teki atı değişmeyebilirdi yani at H3 gidip oynayabilirdi belki peki at F3 C3 at F3 vezir F3 bir B7 vezir E2 F5 yani burada biraz tempolar kaybetti. Şimdi G5 karesine gitmek istiyor. Atı F2'den H3'e ve daha sonra G5'e transfer etmek istiyor. Oldukça mantıklı bir düşünce. Bunu nasıl engelleyecek siyahlar ya da engellemeli mi? Ama yani iyi bir fikir gibi duruyor. Çünkü at G5'e geldiği zaman E6 yeri de oldukça zayıf. Fil F6 ya da fil H6 ile tabi onu vurabilir ama bu sefer de siyah filini verecek. Bütün bunları tabi şu anda hesaba katıyor Volkan. Bu gibi pozisyonlarda işte H5 sürdüğünüz zaman artık bir piyonun geri dönüşü yok. Yani piyonunuz sizin H5 yerine H7 de olsaydı burada. Şimdi H6 oynayıp bu fikri en rahatlıkla engelleyebiliyor olacaktınız. Ama H5 sürdüğünüz için artık bunun geri dönüşü yok. Yani at G5 karesine oturduğu zaman oldukça güçlü bir at E6'ya basan ve sizin birçok şeyinizi kısıtlayan bir at haline gelecek ve gerçekten bir canavar olacak yani at G5'te. Dolayısıyla bu H6'da olsaydı bu piyon artık buna kesinlikle oynaması mümkün olmayacaktı. Bunu rahatlıkla engelleyebilecekti. Piyonların geri dönüşü olmadığı için piyonlarımızı sürerken bütün bunları çok iyi hesap etmemiz lazım. Şimdi bu durum tabii at H3 at G5 fikrini nasıl engelleyebileceğine bağlı olarak beyazlar burada bir pozisyonel bir üstünlük alabilirler. Görüntü olarak siyahların aktif gözükmesine rağmen beyazların pozisyonunda hiçbir zayıflık yok ve de aynı zamanda at H3 at G5 fikirleri var. Bir şey oynadı, ne oynadı? Vezir D7 oynadı. Evet, vezir D7 mantıklı çünkü F5'ten sonra vezir E6 şahlar filan mümkündü. Onu belki engellemek istiyor. Şimdi at H3'te de belki fil H6 yapacak. At G5'e de vuracak. Vurup vurup böyle bir pozisyon olma ihtimali var. Sonrasında da E5. Aslında burada belki E5'te de şu anda gerek yok. Savunma şu an için var gibi duruyor. Çok da kötü gözükmüyor bu. Çünkü o çaprazda eğer bu fil bu çaprazlardan birine gelebilse yani bu B2 A8 çaprazın ama şu anda öyle bir
şansı yok. Yani oyunu açıp o çapraza gelebilme. Dolayısıyla siyah fili vermesinin de çok bir sakıncası yokmuş gibi duruyor siyahların. Peki vezir D7. Bakalım nasıl devam edecek bu oyunda. Henüz çok büyük bir bariz bir üstünlük iki taraf için, yani daha doğrusu beyaz için gözükmüyor. Yiğit Bektaş 7.5 puanlı bir başka oyuncu. Ekim Barış Özenir karşısında Yiğit Bektaş. Gidelim o maça gidelim. Evet, burada da Yiğit Bektaş'a karşı Ekin bak söylediğimiz şeyleri yapmış. Gerçekten yapmış. Bakalım. Şimdi ebe sürmüş. Alınca gebe sürmüş. Aynen oynamış. At E4 gelmiş. Ha, biraz böyle değildi. Bir G5. H5. G5. At E4. Evet. Böyle D6 da sürmüş. Şimdi D6 sürdükten sonra Yiğit Bektaş file 6 geldi. Evet. File 6 ile şimdi artık C5 piyonunu mu bırakıyor? Ne oluyor burada? At alır C5. Evet. Enteresan. C5 piyonu topladı. Ama at alır B7'ye ne yapacak? Kalite fedası mı yapacak? Kale alır B7. Fil alır B7, at alır H3. Belki böyle bir şey planlıyor olabilir. Oldukça tehlikeli gibi gözükse de çok karışık bir durum. Kolları sıvadı Ekin Barış Özenir. Yani burada tabii bir taktik şeyler olabilir siyahlar için. Girmek ister mi istemez mi çok emin değilim buna. Şah kanadı çünkü çok zayıfladı. Tabii at H3 şah, belki şah H2 daha iyi. Şah H2 vezir H4 geliyor. Şah G2 mecbur herhalde. Şimdi at G5 oynayabilir. Yani artık F5, F4 fikirleri var. Şah kralı çok zayıflıyor tabii. Ama bu D geçeri de çok tehlikeli. Oldukça karışık bir durum. Siyahların burada mutlaka hızlı bir şekilde şah kanadı hücum yapması gerekiyor. Bakalım onu yapabilecekler mi siyahlar? Bu taktik fikirleri oynayabilir. At alır G5 ile başlayan bu taktik fikirleri. Kalite fedası yapıyor ama sonrasında kompansasyon elde edecekmiş gibi duruyor. Evet, sanki G5'i alacakmış gibi geldi bana. Onu hesaplıyordu sanki. At alır G5 yapacak mı bakalım. Bekliyoruz. Öyle yapacakmış gibi duruyor. Evet, bir türlü karar veremiyor. Eli gitti, tekrar geri döndü. Burada tabii fil de dağılabiliyor galiba. Çünkü at alır G5 yaptı. Evet, at alır G5. At alır B7, fil alır B7, fil alır H3 de yapabiliyor diyecektim. At alır B7, kale alır B7, fil alır B7, fil alır H3 de yapabiliyor. Tabii bu da olabilir. Ama sanki at alır H3 daha iyi gibi. Evet, at alır G5'i oynadı. Artık burada at alır B7'ye tabii ki yapmak zorunda gibi duruyor. Belki de yapmayacak. Belki de diyecek ki Şah-H2 oynayayım. O piyonu vermeyeyim. Ama bu zaman bu sefer de F5, F4'ler oldukça tehlikeli gözüküyor. Fil de kapatıyoruz çünkü. Fil F4 oynarsa at F3 şahlar falan var. Belki böyle oynayabilir. Evet. Sonra vezir H4 geliyor. Evet, burası siyah için sanki iyi gibi gözüküyor. Yani en azından büyük bir kompansasyonu var siyahların gibi duruyor. At alır G5'ten sonra. Şah kanadı iyice zayıflamış durumda çünkü. Şimdi geçelim bakalım. Yamaç Samani Hüseyin Can Adelen mücadelesine.
Biz şimdi üst masalara bakıyoruz, 7,5 puanlara bakıyoruz. Çünkü 7,5 puanlar ve 8 puanlar arasındaki mücadele gerçekten ilk 10'u ve ilk 4'ü belirleyecek. Yani buradaki çünkü 8 masa var. Bu 8 masa toplam 16 kişi. Bunların arasından ilk 10 ve ilk 4 belirlenecek gibi gözüküyor. Diğerlerinin daha küçük bir şansı olduğu için onlara konsantre olmuyorum. Daha çok ilk 8 masaya konsantre oluyoruz. Artık bu son tur çünkü. Yani dananın kuyruğu koptu, dananın kuyruğunun koptuğu tur artık. Her şey artık burada belli oluyor. Buradan artık geriye dönüş yok. Kurtarma şansı da yok. Ne olacaksa olacak. Son tur. Biliyorsunuz insanlar birçok çabalıyorlar, yüzüyorlar. Son tura artık gelip de her şeyi berbat etmek istemiyorlar. Yani son turda da böyle bir psikoloji var. İyi gidersiniz. Son turda bir oyun kaybedersiniz. Bir anda bütün hayalleriniz yıkılır. Gerçekten bu çok üzücüdür. Son turun böyle bir maalesef insanların üzerinde bıraktığı bir etki vardır. Bütün turnuva iyi gidersin. Bir tek maç kaybedersin. O maç seni turnuvada belki de aşağı sıralara indirir ve senin üzerinde büyük bir etki yaratır. Turnuvayı da çok kötü hatırlarsın ondan sonra. Halbuki turnuvayı sen bütün turnuva boyunca 10 tur iyi oynamışsındır. 11. tur bir tane oyun kaybedersin ve bütün o emeklerin boşa çıkar demeyeyim ama yani netice alamazsın sonuçta. Evet, şimdi bakalım. Burada 6 sürmüş, play 2 gelmiş. Bu kadar zaman düşünüyor mu bu? Nedir bu? Anlamadım bunu. 6 play 2. Hüseyin Can Adelen düşünüyor mu? Ne oluyor burada? Hiç hamle yapmamışlar İsmail. Nasıl oluyor bu iş? Bu kadarcık mı hamle yapılmış? Evet, sanki öyle gözüküyor. A6 yapmış, play 2 gelmiş. Siyah da hamle yapmamış. Hiç hamle yapmamış. Garip geldi bana. Burada beyaz şimdi at D3 şah filan demedi. Bu 6 hamlesi pek iyi bir hamle değil. Yani at D3 biz baktık, at D3 ya da at A5. Bu iki fikri de oynamadı siyahlar. Yani biraz pasif oynamış siyah A6 yaparak. Bence burada doğru oynamamış gibi duruyor. Beyaz artık istediği şeyi elde etmiş gibi. Tabii şimdi Hüseyin Can Adelen bunu fark etti. Bu 6 hamlesi pek iyi bir hamle değil bence. Çok uzun bir süredir de düşünüyor. Demin konuştuğumuz şey işte bu. Çok uzun süre düşünmenin pek bir faydası olmadığını iddia ediyorlar. Ve nitekim ben de katılıyorum buna. Şimdi biz gidelim. 7,5 puanların hepsini bitirdik. Tekrar başa dönelim. Bir tur daha, ikinci tura geçelim. Emirhan Tarlabaşı, Melih Hürsen oyunda bakalım neler oldu. Fazla bir şey olmadı. Fil F4 oynandı. Vezir A5. Evet, o kanattan bir vezir sorti yapmış. Ve vezir sorti bakalım ne işe yarayacak. Kale A3. O B5 sürüşünü, yani belki vezir B4 geldiği zaman vezir C2 ile karşılayıp kale B3 fikri var. Onun için oynuyor. Mesela diyelim ki vezir B4 geldi. Buraya vezir C2 oynadım örneğin. At alır C4'e, kale B3 var. Bu tipik bir şeydir. Yani vezir çünkü burada barınamaz. Vezir A5 gittiği zaman da fil alır C4, atı toplarsınız. Dolayısıyla bunu buradaki vezir A5, vezir B4 saldırısını diyeyim. Vezirle orada şah vezir kanadına bir ufak bir tehdit yaratıyor Melih Yurtsever. Onu Emirhan Tarlabaşı kale A3 oynayarak çözüyor. Fil F6 oynamış. Bundan pek bir şey çıkmadığını gören Melih Yurtsever. Fil F6'ya karşı şimdi düşünüyor Emirhan, H5 süreyim mi, sürmeyeyim mi diye. Fil F6'ya birçok hamle olabilir çünkü. G3'te de bekleyebilir. H5 sürebilir. H5'i neden sürmek istemiyor? H2'ni mi açacak diye çekiniyor. Aslında H5 sürebilir gibi duruyor. Evet, bakalım sürecek mi H5'i yoksa G3 mi oynayacak? Tabi burada başka hamleler de var. Fil H6 var, fil G5 var, fil G3 var. Birçok hamle var.
Kalenin ağaçı çıkmasının ikinci bir iyi tarafı daha var burada şöyle düşündüğünüz zaman. O da kale vezir kanadına, şah kanadına pardon, transfer olabilir. Yani atı oynadığımız zaman bu vezir buradan gitti diyelim. Vezir çektik, atı aşağı çektik. Daha sonrasında kaleyi H3'e ya da G3'e gidebiliriz. Bunlar tabii ikinci bir bir taş daha o kanada transfer oluyor. O açıdan da kale A3 üçüncü yataydan şah kanada transfer olabildiği için güzel bir hamle. Yani vezir A5 ben çok tuttuğumuz, beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Çünkü vezir aslında olay yerinden uzaklaşıyor. Yani burada olay şah kanadında cereyan ediyor. Vezir kanadında pek siyahların bir B5 viran şansı gözükmüyor. Bir hücum şansı da pek gözükmüyor. O yüzden vezir birazcık o kanattan uzaklaşarak tempo kaybedecekmiş gibi duruyor. Daha sonrasında gelecek olan oyunun ilerleyen safhalarında. Evet, Eren Ataberk, Eren Selim Çıtak oyununa tekrar gidelim. Hızlıca bakalım ne oluyor. Evet, burada bayağı şeyler olmuş. Yani bayağı şeyler olmuş derken enteresan olmuş. Kale E1'de kalmıştık. Kale E1 ve kale A7. Şimdi veziri serbest demek istedi herhalde. E7 piyonunu kaleyle tutup. H5'e de vezir B4 kaleyi istedi. Kale E3'e G alır H5. Bu çok enteresan. Yani büyük bir cesaret bu. G alır H5. Ben yapmazdım. Ataberk Eren de bir şey oynamış galiba ama ne oynamış? Göremiyorum şu anda. G alır H5'e. Fili gitmiş bir yerlere galiba. Nereye gitmiş fili? G2'de bir şey gözükmüyor çünkü fil F3 oynamış galiba. Evet, fil F3 oynamış. Ya bu H5'i niye vurdu çok anlamış değilim yani. O kanadı bayağı zayıflattı Selim. Çünkü artık fil alır H5'ten sonra bir de kale F3 şah kanadına büyük bir hücum geliyor. Yani senin bu G alır H5'i neden yaptığını anlamak zor. Ben çok emin değilim bunu niye yaptı. Burada H5 yani kale E3 G alır H5. H6'ya çünkü F6 sürekli F6 ile kontrol edebiliyordu orayı. Şimdi bir karşı şansı nedir, ne var burada diye bakıyorum. Belki şöyle bir şey yapabilir. Şimdi şah dedi diyelim. Şah gitti. Kale E1. Yani bu kaleyi en azından değişmek isteyebilir. Bu kaleyi değişirse rahatlar. Evet, kale şah deyip kaleye bir belki iyi bir hamle olabilir. En azından bu, çünkü kaleye bir yere kaçamaz. Kaleye 5'i tutarım. Diyelim ki alırsa da vezirle alıyorum. Bir anda vezirim aktif oluyor. Yani belki de bunu planladı. Kale şah, şah G2 ve evet oynadı kale şah dedi. Şimdi şah G2, kale E1. Yani en mantıklısı bu gözüküyor. Bu şekilde oynayabilir. Bu iyi bir plan gibi duruyor. Yoksa aksi takdirde fil H5, kale F3'e fırsat tanırsa orada bayağı bir tehlikeli oluyordu pozisyon. Şimdi bu kaleyi keserse artık rahatlayacak gibi duruyor Selim. Evet, şu anda Ataberk Eren de şah G2 oynayacak. Şimdi kale E1'e bakalım ne yapacak. Kale E1'e kesmeden oynuyorsa diyelim ki kale C3, ama bu kale C3 hata 4 falan da var. Kale C3 pek iyi gibi durmuyor. Kale C3 oynayacağını zannetmiyorum. Evet, kale E1'de oynadı Selim. Ataberk Eren şaşırmış vaziyette gibi duruyor şu anda. Yok. Ne oynadı? Fil E2 ya. Ben bunu hiç düşünmedim. Fil E2. Böyle bir plan yapmış. Fil E2. Şimdi E7 istiyor. Aslında güzel bir hamleye benziyor. Şansları var gibi. Mesela ne bileyim. Vezir C5 olabilir. Vezir şah olabilir.
yapıyor. Vezir şah fil F3 kapatıyor. Vezirce 5 bekliyor. Altı F alır, vezir alır, altıya bakıyorum. Oradan pek bir şey çıkmaz gibi geliyor. Yani belki beraber yapar şah şahla ama siyah kaybetmez gibi burada. Vezir C5, belki şimdi vezir G5 oynayamıyorum. Kale alır E6 var. Vezir D4 de oynayamıyorum. Vezir C5. Ama en azından pozisyonu tutuyorum. Evet, herhalde oynamak zorunda gibi duruyor bu E5'i. E5'e peki diyelim ki vezir buraya kaçabilir mi? Ama bu sefer de vezir D2 geliyor. Yani bunu oynamanın çok bir faydası olmaz herhalde. Orada bir perpe olanağı veriyoruz tabi. Yapacak bir şey yok. Beraber olacakmış gibi duruyor. Burada E5 sürerse, almazsa, vezir H4 oynarsa beraberlik tabi yapabilir. Alırsa ama oyun biraz karışacak. Fakat buna mecbur zaten gibi duruyor siyahlar. Tabi E6 da oynayabilir. E5 şart değil. Ama E6'yı çok beğenmedim nedense. Çünkü E5 tempo ile geliyoruz. E6 beyazı tempoyu veriyor. Peki biz tekrardan yan masaya geçelim. Ege Köksal, Eray Kılıç, bakalım durum ne oldu? Vezir çıkmış. Evet, Ege Köksal vezir çıkmış. Bakalım nasıl olmuş. Şah G7, C7, fil B6, şah D3. Şah demiş. Ha, burada fille şah deyince o da almış. Evet, tek şansı bu. Zaten bence böyle oynamasını doğru oynamış. Ama burada da kayıp gibi duruyor. Çünkü A geçeri var. Bir de işbirliği, fili koyacak düzgün bir yer yok yani. Fili nereye gidecek? Böyle bir sıkıntı var yani. Fili gidecek düzgün bir yer yok. Fil G1 mi gidecek? Bakalım ne yapıyor? Fil D4 gitti. Bakalım ne oynuyor? Vezir D6 gelebilir mesela. Evet, vezir D6 oynadı. Kale E5 şah diyebilir. Kale C4 mi oynadı? Kale C4 pek iyi gibi durmuyor ama. Çünkü ha, bu G5'i verip A4'ü alayım diyor. Eğer vezir D5 oynarsa şah D3'e ne oluyor? Ha, şah D3'ü kale alır A4 yapıyor. A5 sürdü, evet. Bırakmak istemedi onu. A5, A6 oldukça tehlikeli. Bakalım bunu nasıl savunacak? H6 falan yapsak şimdi. Gerçi H6 kaybediyor. Şah D3 oynuyor. Sonra kaleye gelince buraya vezir alır D4. Bu şah finalini kazanır. Evet, burada yani tehdit aslında şah D3 şu anda. Kaleyi bir yere oynamak zorunda. Ya da fili. Fili bu çaprazda tutması gerekiyor. Çünkü A5, A6, A7 bayağı hızlı bir şekilde gelecek. Çaprazdan ayrılırsa çaprazda vezir B6 gelip bu sefer A6, A7 sürmesi çok kolaylaşacak siyah beyazların. Yani burada Eray'ın işi çok zor. Bütün bunları nasıl engelleyecek göremiyorum. Gidelim bakalım Alihan Demirbağ Volkan Sevgi mücadelesinde bakalım ne oldu. Orada kale A devir gelmiş ve B4 sürmüş. Evet, oradaki hücuma devam ediyor. Bakalım Alihan Demirbağ, Volkan Sevgi nasıl oynayacaklar? C4 yapabilir ama bu sefer de at C6, at D4 fikirleri var. Yani beyaz bu fikri at H3, at G5 fikrini oynamak istemedi. O zaman niye oynamak istemiyorsa bütün bunları yaptı. Çok anlamış değilim. Yani bu sürü manevralar yaptı. At H3, at G5 oynayacağım diye ama onların hiçbirini gerçekleştirmedi. Siyah da bu arada istediği şeyleri gerçekleştiriyor. B5, B4 sürdü. V dikeni açacak. C3'e baskı yapıyor.
D4 karesini boşaltmak istiyor. C piyonu eğer sürerse. Ama Alihan burada henüz hiçbir şey yapmıyor. Evet, son bir oyun daha bakalım. Yiğit Bektaş, iki oyun daha bakalım hızlıca. Yiğit Bektaş, Ekim Barış, pardon. Yiğit Bektaş, evet Ekim Barış Özenir'le oynuyordu. Hızlıca bakıyoruz. Ne olmuş? At G5'e. D7, hiç beklenmedik bir hamle bu D7. Ben bunu beklemiyordum şahsen. Enteresan. D7, at alır D7, at alır D7. Ne oluyor burada, atılır D7'den sonra taş mı kaybediyor? Anlamadım, bu D7'yi niye aldı? Kale E7 olmuyor muydu? Kale E7'ye 2-5 vardı. Kale F8 tek hamleydi. Kale F8'e ne oluyordu? Burada alınca aldı. Burada şimdi ne oldu? Evet, bu D7 güzel bir hamle ya. Şimdi fille alırsa G5 boşta. Basitçe alıyor. Daha doğrusu D7 boşta kalıyor. Ha pardon. Vezir alır D7, vezir alır G3 varmış. Yani bunu planlıyordu herhalde. Ama sonrasında vezir alır F7. Bunu görmedi herhalde. Peki vezir alır F7 ama burada mat mı oluyoruz? Şah H7 kaçamıyoruz. Fil E4 de yok. Şah H7 kaçabiliriz belki. Kale F3. Vezir G5. Şah H2. Burada biraz sıkıntı olabilir ama kale E7 var. Evet, yani burada çok da fazla bir şey yok gibi sanki. Fil alır D7 yapabiliyor gibi. At alır H3'e bakalım. Fil alır D7, vezir G5. Acaba at E4 gibi bir şey mi planlıyor? Yiğit burada niye böyle oynadı? Şaşırdım ben. Burada siyahların pek bir sorunu yok. Yani F7'yi alıyor ancak pek de bir şey çıkmıyor gibi duruyor bana. Yani bu siyahları kaybedeceğini zannetmiyorum. Burada yeterince savunma var gibi duruyor. Bir tane daha oyun bakalım. Son 2-7.5 puan. Yamaç Samani, Hüseyin Can Ade. Hüseyin Can Ade'nin maçında Yamaç Samani ile hamle yapmamıştı. En sonunda bir hamle yaptı, hata 5 ama şimdi artık çok geç. File 2'ye kaçtı. Ne oldu? Berabere mi? Hı hı. Allah Allah, enteresan. Bu vaziyette berabere. Yani tabii pozisyondan memnun kalmadı herhalde iki tarafta. O zaman ikisinin de hiçbir şansı kalmadı ama şimdi Türkiye Şampiyonası'na girmek açısından, ama ilk 10'a girme açısından şansları var tabii. İkisinin de 8 puana ulaştı. Hüseyin Can Adelen ve Yamaç Samani. Doğan Küçük ve Doruk Karaoğlan son 7.5 puanlı iki oyuncu. Gidelim bakalım Doğan Küçük ve Doruk Karaoğlan'a. Burada şöyle bir durum vardı. D5 sürdü. At D8 gitti. Tamam. Şah H2. C5. DC6 almış. Yani bu biraz siyah, sanki siyah rahatlatıyor gibi. D çarpı C6. Ben olsam almazdım. Neyse almış. Piyonla alınca at A4. Ha, belki de böyle bir fikri var. At B6 gelip filmi almak. Yoğun da oynamamış. C5 sürmüş. Fil F4. Yani bu da enteresan. Fil F4 güzel fikir bulmuş. Kale B4. A3'ü de, bu da kalite fedası yapıyor. Doruk Karaoğlan. Vezir C7 ve E5 yapmak istiyor. Evet, bir fena durmuyor bu kalite fedası da, ilginç. Yani şimdi E3'te tuttuk. Hemen E5 sürüyor. Bir bayağı bir şah kanadından enteresan. At E6'ya gelecek. Diyelim aldık, aldı, kaçtık diyelim, G1'e mi kaçalım, H1'e mi bilmiyorum. Diyelim H1'e kaçtık ya da G1'e kaçtık, fark etmez. Şimdi siyah nasıl devam edecek? Kompansasyon var gibi duruyor ama çok da bariz bir şey gözükmüyor. Ne oyun, nasıl oynayacak, işbirliği nasıl yapacak?
Belki ataş 5 koyup P5 sürecek. Ya da belki ataş 7 gelecek. F5 sürecek, G5 sürecek, at G5. F5'ten sonra at G5, belki at E4 fikirleriyle ya da at E6. Yani ya da bu fil F5'e gelecek, bilmiyorum. Tabii bu çok hamle var. O kadar çok hamle var ki. Ama niye beyaz düşünüyor da onu anlamış değilim. Beyaz zaten burada E3 yapmak zorunda yani. F4'ü tutamıyor çünkü. Onu bırakıp da oynayacağını zannetmiyorum. E3 yaptı diyelim. Ha, belki G5 de yapabilirmiş. Onu ben atladım. Bu G5 oluyor mu acaba? Sanki oluyor. G5'ten sonra at E6 falan da var. Belki böyle oynaması daha iyi siyah. Çünkü F4 piyonu toplayacak. F4'e karşı. Ha, belki de o yüzden F4'ü vereyim mi diye düşünüyor. E3 sürmeden. Evet, olabilir. Burada siyahların ciddi bir kompansasyonu var gibi duruyor. Evet, bu DC6 gerçekten ben doğru, yani belki de iyi bir şey gördü ama bu şekilde oynayıp bir kalite kazanıyor ama bu da siyahlara bir kontur veriyor. Yani bayağı bir kompansasyon veriyor gibi duruyor. Sevgili İkinci masamız Emir Antarlıbaşı, Melih Yurtseven beraber yaptılar. Yani bu durumda şu anda bu şöyle bir baktığım zaman 8,5 puanlı 4 kişi var. Üst masadaki 8 puanlar beraber yaptılar. Yani bu durumda bu Eren Çıtak maçı, yani Ataberk Eren Çıtak maçı çok önemli bir hal alıyor. Çünkü Ataberk Eren kazanırsa Türkiye Kupası'nın sahibi olacak, şampiyon olacak. Eğer kazanamazsa tabii o zaman eşitlik bozmaya gidilecek. Onu daha henüz belirli değil. Bu pozisyonda Selim kazanırsa tabii Selim de üst gruba dahil olacak. Selim de onun için uğraşıyor. Ve şimdi bu durumda file 2'ye vezir B'de oynadı. Ben belki E5 çıktım ama galiba E5 çok iyi bir durum, hamle olmuyor. Neden diyeceksiniz? Herhalde vezir, belki bu şah kanadından bir hücum yiyor herhalde. Yani vezir belki H6'ya koyup fil D3 fikirleri olabilir. O zaman hani kale burada alamıyor, vakit yok. Belki de o nedenle bu kale burada barınamadığı için de kale serbest deyip şah kanadında büyük bir zayıflık olabilir. Dolayısıyla bundan oynamak istememiş. Haklı belki de böyle oynamakta. Vezir B7 oynamış. Şimdi belki geçerken almasın diye E5 sürecek. O da vezir D2 kaleyi kovmuş oradan. Şimdi fil alır H5 yapmış. F6. F6'ya ne oynadı? Bir şey oynadı. Göremiyorum. F6'ya, fili F3'e geri döndü. Ya beyazların burada tabii ki üstünlüğü var gözüküyor ama nasıl kazanacaklar çok kolay bir durum değil. Net bir şekilde beyazların üstünlüğü olduğu gözüküyor. Çünkü şah kanadı çok zayıf. Bu şah zayıf şah kanadından beyazlar mutlaka faydalanmak isteyeceklerdir. Selim şimdi fazla bir şey bulamadığı için B2 erine hücum ediyor. Kale A2. Beyaz ne yapabilir? Vezir E2 oynasa mesela ne oluyor? Şah F8 mi oynuyor? Böyle bir fikir olabilir. Bu fil çünkü şu anda işe yaramıyor. Yani atla alırsa kaleyi de alacağım. Birden transfer edeceğim kaleyi bu kanada. Atla almazsa da bu sefer de fil B1 fikirleri olabilir. H7'yi istiyorum. Vezir H5'ler tehdit olabilir. Yani fil F5 de koyabilirim. Ya belki bu fil E4 fikri olabilir yani. Çünkü veziri aktarırsam şah kanadına kale E4, kale G4 şah kanadı gerçekten çok zayıflamış olacak. Yani bu fikirlerle vezir H5 ve sonra kale E4, kale G4 fikri olabilir. Fili buraya F5'e koyduktan sonra. Bunu düşünmesi gerekecek. Bakalım nasıl bir plan yapacak. Ataberk Eren, ama Ataberk Eren şu anda iyi durumda. Çünkü Selim'in gerçekten bu G alır H5 hamlesini anlamak mümkün değil. Burada sanki eşit gibi bir durum vardı. Bu pozisyonda G alır H5 yapınca bir anda şah kanadını muazzam zayıflattı. Selim orada bir belki de bir yanlış hesap yaptı.
Evet, senin bir hamle yaptı ama ne yaptılar bakayım bir düşünüyorum. Bir daha doğrusu vezir D4 oynadı. Evet, vezir D4. Şimdi veziri şah kanadına aktarmak istiyor. Evet, vezir D7 oynamış. Peki buna fil G4 olmuyor mu? Fil G4 var sanki bu vezir D7'yi pek anlamış değilim. Fil G4 vezir nereye gidecek? E8'e mi gidecek? Fil F5 oynayabilir belki vezir E8'e. Vezir F6'lar var. Fil F5'ten sonra ne oluyor? Evet, bu iyi gözükmüyor açıkçası. Ama vezir D7'ye kale E1 oynadı. Öyle oynamadı. Kale E1. Kaleye A1'e gelsin istemiyor. Yani kale H1 gelmeyi planlıyor. Kale H1, vezir H4 böyle bir plan yaptı herhalde. Kale H1. Ama şimdi veziri ne yapacak? Burada veziri çok iyi bir yer bulamıyorum. Yani ben burada Selim'in pozisyonunu hiç beğenmiyorum. Çok zor bir durum. Atı oyuna girebilse bir türlü atı giremiyor. Yani belki vezir E8 mi oynayacak? Vezir D8 mi oynayacak? Şah F8 mi oynayacak? Ama hep H7 piyonu başa bela kale H1 gelmek istiyor şimdi. Gerçekten çok zor bir durum. At A4 ile bir piyona mı hücum edecek acaba? Fırsat var mı? Ama da fil G4 geliyor. Fırsat yok gibi duruyor. Kötü gibi duruyor yani bu. B2 almak yeterli gibi durmuyor. Çünkü bir tek vezirle o kanadı savunması çok zor gibi duruyor. B piyonu da daha sürüp sürüp vezir çıkacak. Bayağı zaman alacak. Evet, zor bir durumda Selim Çıtak. Bakalım nasıl devam edecek. Bu pozisyonda. Arka planda biliyorsunuz, görüyorsunuz Ege Köksal, Eray Kılıç arasındaki mücadeleye gidiyoruz. Orada evet, böyle bir durum olmuş. Enteresan bir şekilde şey mi yaptı? Bakalım biraz geri dönelim. Nasıl olmuş böyle? Ege Köksal portres mi yaptırdı? Şöyle bir bakıyoruz. Kale C4, A5, kale A4, A6, H6. Niye şah yukarı çıkmıyor anlamadım ama neyse. H4. Ya bunu beyaz kazanması gerekiyor. Yani burada Eray büyük bir ihtimalle kaybedecek. Çünkü şimdi ne yapacak? Nasıl tutacak pozisyonu? Şah H7 giderse vezir F8 planlıyor. Hemen kazanıyor. O yüzden gelemiyor. Kaleyle bir yere oynasa mesela H6'ya. Ona da vezir herhalde şah diyecek. Şah H7'ye. Ne yaptı öyle vezir H3 mü? Allah Allah. Kale H6'ya vezir H3. Ha, kaleyi oynayınca şah demeyi, piyonu sürmeyi planlıyor. Ben göremiyorum kazancı ama burada herhalde bir kazanç olabilir diye düşünüyorum ama belki de yok. Ya belki şu veziri F8'e koysa, şaha G5'e koysa ne yapacak? Ama ona fırsat yok galiba. Mesela şöyle oynasa. Diyelim böyle geldi, böyle oynadım. Böyle geldi. Böyle gelsem. Ama şah G7 geliyor. Böyle gelince de böyle geliyor. Evet, bir şey bulamıyor çünkü böyle geldi şimdi tekrar. Yok gibi duruyor. Kazanç fikri göremiyorum ben. Bir bakayım bir de bilgisayardan kontrol edeyim bu neymiş. Evet, öyle gözüküyor çünkü bu bir fortress gibi duruyor.
Ben de kazanç fikri göremiyorum. Zaten burada Ege Köksal da bulamıyor. Bence bir yerlerde Ege Köksal çok önce kaçırdı fırsatı. Gerçekten piyonları, yani isteyerek piyonları kendisi değişiyor. Bu H4 sürmesi mesela bence yanlıştı. Daha iyi bir oynaması lazımdı. Bunun fortress olduğunu düşünmesi gerekirdi. Yani çünkü kaleyi E6'ya koyduğunuz zaman H piyonu bile olsa işte demek ki böyle beraber oluyor. Bunu evvelden bundan şüphelenmesi lazım. Çünkü bu tip pozisyonlar hep kale E6, kale H6 ya da kale G6 ile fortress olduğu için özellikle F piyonu çok tehlikeli. Bunu bırakmaması gerekirdi. H4 yani bence burada yanlış hamle olabilir. Başka türlü oynaması gerekirdi. Gerçekten üzücü bir durum yani. Kazanç pozisyonu. Burada çünkü çok iyi durumdaydı. Kazanç durumdaydı. Şu anda fortress oldu ve büyük bir ihtimalle biraz sonra bu sona erecek. Eray Kılıç gene yaptı numarasını. Bir berabereyi kopardı gibi duruyor. Bu hakikaten enteresan bir netice. Tabii Ege Köksal açısından da son derece büyük bir hayal kırıklığı bu oyunu kazanamaması. Evet, Ege Köksal böylece berabere kalınca 8.5 puan olma şansını kaybetti. Tabii ki bir hata yapmazsa yani oyunda aynı üstten hiç sonuçlanmadı. Oynuyorlar, gidiyorlar, geliyorlar. Ama tabii pek de bir şey oyun değişiklik olmayacak gibi. Ataberk Eren Selim Çıtağı tekrar bir dönelim. Bir değişiklik var mı? Ataberk Eren Selim Çıtak oyununda evet. Pozisyon gittikçe kötüleşmeye başlamış gibi duruyor. Kale G4 tetti diyor. Şu H8 fil E4 sonunda o fikri buldu. Yani ata fili kestirme fikrine. Herhalde alacak artık. Aldı tahmin ediyorum. Vezirle mi almış bunu? Atı 4 yapmış mı yapmamış mı? Göremiyorum ama. Galiba daha yapmamış. Ama atı 4 yapamıyormuş zaten burada. Kale boştaymış ayette. Evet. Burada file 4 güçlü bir hamle. Gerçekten çok zor bir duruma düşmüş durumda Selim. Artık H7'yi de veriyor. Yani oyun çok zor. Ataberk Eren şampiyonluğa doğru ilerliyor gibi duruyor. Bu maçı kazanırsa 9 puana ulaşacak ve Türkiye Kupası'nın şampiyonu olacak gibi duruyor. İsmail. Gerçekten aslında bir sürpriz neticede olabilir. Yani Mert Yılmaz, yani Deniz Özen gibi uluslararası, Melih Yurtseven gibi uluslararası ustaların olduğu bir turnuvada Ege Köksal vesaire, Fide ustamız, Ataberk Eren Bursa bölgesinden katılan turnuvayı 9 puanla bitirip şampiyon olmaya doğru ilerliyor. Eğer Selim burada bir kurtarışa imza atmazsa. Diğer oyun Alihan Demirbağ Volkan Sevgi'ye bakalım. Alihan Demirbağ Volkan Sevgi oyunda bakalım neler olmuş. Volkan biraz geri dönelim. Evet, Volkan burada B4 sürdü. C4, at C6, at H3'e B3 oynamış. O da almamış. At D4 almış almış. Şah H1. Vezir G7. Kale D2. E5. At G5. H4. Böyle bir piyon fedası yapıyor. Alınca F4'ü almış. At tekrar geri dönmüş. Ne yapıyor böyle anlamadım ama şiş yemiş bir de. Volkan bir kalite fazla. Ne yaptılar? Bir şeyler oynamışlar. Bayağı bir hamle yapmışlar ama bana gelmemiş spy burada. Ne oynadılar göremiyorum. Sanki kaleler kesilmiş bir şekilde. Almış bunu galiba. O da almış. Sonu nasıl olmuş bilmiyorum.
Hamle gelmiyor. Evet, almış almış. Kale F2, vezir F2. Yani şimdi vezir F8 oynadı. O da galiba vezir G3 gitti. Böyle oldu. Evet, pozisyon aslında iyi ama kalite fazla. Fakat şah kağıdı zayıf olduğu için sıkıntıları var siyahın. Yani kolay da değil. G6 eri zayıf. G5'teki at çok güçlü gözüküyor. Dolayısıyla bütün bunları aşması lazım. Hiç kolay bir pozisyon değil. B3'ü de istiyor şimdi. B3'ü alabilirim bilmiyorum ama yani Volkan'ın işi kolay değil. Bunu kazanmak. Alihan Demirbağ belki fil F3 oynayıp H5 fikirleri de olabilir. Yani bütün bunları da düşünmek lazım. Hücumu kazanıyorum derken bu sefer kayıp da edebilir. Bakalım görelim burası nasıl olacak. Burada oyun bayağı bir zor bir durum aldı. İyi bir plan yapması lazım ama çok da kolay gözükmüyor. Bu zayıf şah kanadı yüzünden. Şah alıp mesela bu kanadı atabilirse. Bir tane oyununda Dinkliren öyle yapmıştı. Şah veziri çekip mesela şah da buradan yürümeye başlıyor. Birdenbire. Şah F8, şah E8. Şah D8, şah C8 böyle kaçacak o tarafa doğru. Belki o zaman oyunu kazanabilir. Kaçabilirse tabi. Ya da C7'den de tabi gidebilir. Onun gidiş yolunu fark etmez. Böyle de gidebilir, böyle de gidebilir, böyle de gidebilir. Bir şekilde gidebilir. Onu becerebilirse belki o şah çünkü G8'i durduğu müddetçe kazanç çok zor gibi duruyor. Sevgili satranç severler, biz şimdi kısa bir ara veriyoruz.